Şeker hastalığına yakalandığım günden bu yana neredeyse 6 yıl oldu. Bu süre boyunca şeker hastalığına karşı doktorumun önerdiği her tür ilacı denedim. Ve yakın zamanda doktorum kan şekeri seviyemi normalleştirmek için insülin kullanmak zorunda kalacağımızı söyledi. Neyse ki arkadaşlarım beni bitkisel kürler hazırlayan bir uzmana gitmeye teşvik etti. Uzmanın bana önerdiği bitkisel çay sayesinde diyabet hastalığından kurtuldum. Evet, bir hastanın başından geçen güzel bir hikaye bu. Gerçekten denenip faydası görülmüş. Evet, incir yaprakları kandaki glikozun sıkışması ve düzenlenmesi özellikleriyle bilinir. Bu nedenle şeker hastalığının tedavisinde önemli bir yer işgal eder. Muhtemelen çoğu insan incir ağacının meyvelerinin ve yapraklarının şifa kaynağı olduğunu bilmiyor. İncir meyvesi lezzetlidir ve çeşitli tıbbi özelliklere sahiptir. Ancak yaprakları vücudumuz için çok daha fazla bileşenler barındırmaktadır. Öncelikle şeker hastalığı neden olur? Bunun cevabına bakalım. Daha sonra şeker hastalığına iyi gelen tarifi sizlere vereceğiz. Diyabet şeker hastalığı nedir? Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen diabetes mellitus, genel olarak kanda glikoz seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak da normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede bir birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Peki, şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Diyabet hastalığı bireylerde kendini 3 temel belirti olarak göstermektedir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir. Bunun haricinde kişilerde görülebilecek diğer belirtiler şunlardır. Halsizlik ve yorgunluk hissi, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, bulanık görme, ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi, yaraların normalden daha geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı, ağızda azoten benzeri koku oluşumu. Ve şimdi şeker hastalığı ve birçok hastalığa iyi gelen bitkilerimize geçelim. Diyabete iyi gelen incir yaprağı tarifi. İncir yaprakları yüksek miktarda doğal insülin içerir. Bu nedenle tüketim maddeyi enjekte etme ihtiyacını azaltır. Şeker hastalığı olanlar için mükemmel doğal bir çaredir. Peki incir yaprağı çayını nasıl hazırlamak gerekiyor? 3 incir yaprağını yarım litrelik suya koyun ve 15 dakika kaynatın. Gün içerisinde bu suyu tüketin. Bir ay içerisinde mükemmel sonuçlar alacaksınız. İncir meyvesinin ve incir yaprağı çayının diğer faydaları da şunlardır. Trigliserit düzeylerini düşürür. İncir yaprakları vücuttaki trigliserit düzeylerini düşürür, bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi gerekir. Bu da kalp krizi ve obeziteyi önler. Bir başka faydası, ülsere faydalıdır. Ülser rahatsızlığına karşı incir yapraklarını çiğneyin ve suyunu yutun, çok faydasını göreceksiniz. İncir yapraklarının bir başka faydası, ülsere faydalıdır. Lif açısından zengindir. İncir en çok lif içeren meyvelerden biridir ve incir yemek sindirim sistemine faydalı olur. Öte yandan vücudumuzun sindirim sistemini hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere tüketmeleri önerilir. Aynı zamanda kabızlığa karşı mücadele eden doğal bir müsildir. Evet, incir yaprağının bir başka faydası bronşite çok iyi gelmektedir. İncir yapraklarıyla hazırlanan çayla bronşit, astım ve solunum yollarının hastalıkları için doğal bir tedavi yöntemidir. Kan basıncını düşürür. İncir yaprakları önemli miktarda potasyum içerdiğinden kan basıncını düşürmek ve kontrol altına almak için etkilidir. Bu nedenle bu meyveyi hipertansif hastalarının düzenli olarak tüketmesi önerilir. Antioksidan özellikleri barındırır.
çalışmalar incirlerin antioksidan özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Vücuttaki toksinlerin etkili bir şekilde atılması için her gün 2 kuru incir tüketmek önemli. Kemik yoğunluğunu sağlar. İncirler ayrıca vücut için önemli bir kalsiyum kaynağıdır. Bu nedenle kemik yoğunluğuna fayda sağlar. Ayrıca idrar yoluyla kalsiyum kaybını önleyerek kemiklerin zayıflamasını engeller. Kadınların menopoz dönemindeki kemikleri zayıfladığı için bu dönemde incir kadınlar için ideal bir gıda haline gelebilir. Akciğerleri temizler. Akciğerleri temizlememize yardımcı olan özellikleri içerdiğinden onları en belirginleştiren özelliklerden biri balgam söktürücü gücündendir. Bu nedenle bronşit, soğuk algınlığı, aşırı mukus gibi solunum yolu hastalıklarına yakalanırsak incir ağacının yaprakları ve meyveleri şiddetle tavsiye edilir. Bu meyvenin uygulanması mukus fazlalığının ortadan kaldırılmasına ve bizi daha rahat hissetmemize yardımcı olacaktır. Kabızlığa iyi gelir. Müsil gücü dikkate değerdir. Bu nedenle kabızlık ya da midede sorun yaşıyorsanız incir alımı şiddetle tavsiye edilmektedir. Bağırsak geçişini iyileştirmek ve arızalanmasından kaynaklanan sorunlardan kaçmak için yardımcıdır. Romatizma ve eklem ağrılarına faydalıdır. Buna ek olarak antiromatizmal özellikleri atfedildiğinden bu hastalığın aile geçmişi olan insanlarda incir almanın yanı sıra çok sayıda spor yapanlar ve eklemleri aşınmaya maruz bırakılanlar da önerilir. Mideyi rahatlatır. Herkes incir yiyebilir, aslında kolayca diyetimize dahil etmemiz önerilir. Çünkü kolayca sindirilebilen bir besindir. Çok hızlı asimile olmanın yanı sıra midemizi korur. Bu mucizevi faydaları sebebiyle inciri diyetimize dahil etmeye başlıyoruz. Vücut sağlığımız için incirin yapraklarından da yararlanabilirsiniz. Evet, şeker hastalığı demiştik videomuzun başında. Şimdi şeker hastalığı neden olur? Bunu sizlere aktaralım ve videomuzu noktalayalım. Şeker hastalığı nedenleri konusunda yapılan birçok araştırmanın neticesinde diyabet hastalığında genetik ve çevresel nedenlerin birlikte rol aldığı sonucuna varılmıştır. Normalde temelde tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olarak iki türlü bulunan şeker hastalığında hastalığa neden olan etmenlerin bu türlere göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Tip 1 diyabet nedenleri arasında yüksek oranda genetik faktörler rol oynamaktadır. Kan şekerinin düzenlenmesinde görev alan insülin hormonlarının üretimi yapan pankreas organına zarar veren virüsler ve vücut savunma sisteminin çalışmasındaki aksaklıklar da hastalığa yol açan etmenler arasındadır. Bunun yanı sıra şeker hastalığının daha yaygın görülen türü olan tip 2 diyabetin nedenleri arasında şunlar vardır. Obezite, yani aşırı kilo, ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması, ileri yaş, hareketsiz yaşam tarzı, stres, gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirmek. Videomuzu burada nokta diyoruz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.